Teşekkür ediyorum. Recording is on. Nizamettin Hocam, 1993'te jeoloji profesörlüğüne başladı. Daha sonra Gebze Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı da dahil pek çok idari görevde bulundu ve 2017 yılında emekli oldu. Ama üniversiteyle bağlantısı devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nin ardından. 2000 yılında Jeolojik Mirası Koruma Derneği kurucularından oldu ve halen de başkanlığına devam ediyor. 2006-2011 yılları arasında Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Kurumu, yani kısa adı ProEGEO, Avrupa Grubu Başkanlığı, 2014-2018 kurumu üyeliği yaptı. 2014'ten bu yana efendim hocam? Bir dakika bekler mi? Sevgili arkadaşlar, Erhan Bey ve de Nizamettin Bey dışındaki bütün arkadaşlarımızdan rica ediyorum, mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Mikrofonlarınızın üzerine basın, mikrofonlar kapansın lütfen. Evet, seslerin daha iyi anlaşılması için bu gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Nizamettin Hocam, 2014'ten bu yana UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı'dır. 40'a yakın kez yönetmiş, hakemli ve yerli yabancı dergilerde 120 kadar bilimsel makalesi, 300'den fazla ulusal ve uluslararası bildirisi yayınlanmıştır. İkisi editörlük olmak üzere 7 adet de kitabı vardır. Şimdi bizi kırmayıp geldiği için Nizamettin Hocam'a bir kere daha teşekkür ediyorum ve sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Erhan Bey ve sayın katılımcılar. Önce bu davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Teşekkürümün sebebi hem şahsım adına hem de gerçekten Türkiye'de garip kalmış, mahzun kalmış ve jeolojik miras adına sizin gibi saygın bir platformda jeolojik mirastan bahsetmek bizim için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Ama şunu peşin olarak söyleyeyim. Söyleyeceklerimin hemen hiçbirisi sizin için yabancı değil. Bildiğiniz şeyler. Belki konular arasında ilişki kurmaya çalışacağız. Bu iş için ben önce görüntülerle beraber bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu sunum hani laf lafı açsın, sohbet başlasın tarzında. Asıl verimli olacak kısım bizim sizlerden öğreneceğimiz, size de derdimizi anlatabileceğimiz soru cevap kısmında olacak. Katılımcıların sınırlı sayıda olması da bir avantaj. Böylece herkesle daha yakından irtibat kurabiliriz. Ben bu dijital ortamında çok fazla başarılı bir şekilde kullanıcısı değilim. İnşallah başarırız. Şimdi bir denemeye çalışıyorum. Ha, başardık. Bu başlığı, jeolojik mirasın doğamızın korunmasındaki yeri başlığını Jeolojik Miras Koruma Derneği Cemir Konum'da üyesi olan Erhan Bey önerdi. Bu başlık Erhan Bey gayet isabetli bir şekilde hem sizin platformla hem de jeolojik miras arasındaki köprüyü sağlamlaştıracak diye ümit ediyoruz. Şimdi jeolojik miras deyince biz bu dernek adını kaydettirmeye gittiğimizde polisler de şaşırdı orada, komiser de şaşırdı. Ya ne demek böyle bir şey şimdi? Çok yadırgadılar. Bu yadırgama o gün bugündür maalesef çok fazla ilerlemiş sayılmaz. Yine herkes yadırgıyor. Nedir bu jeolojik miras diyor. Tabii burada miras kelimesine dikkat çekmek isteriz. Aslında popüler bir terim. Miras, hani kültürel mirasta olduğu için
insanlar mirasını koruyacak düşüncesiyle kültürel miras, aynı şekilde jeolojik miras denmiştir. Yoksa bunların bilimsel adları var. Onlardan bahsedeceğim. Sonra jeolojik miras nedir? Bunu bilmiyoruz. Bir de niye koruyacakmışız? İkinci bir sıkıntı oluşuyor bize. Gerçekte jeolojik miras yer kürenin 4,5 milyar yıl yaşındaki yer kürenin jeolojik geçmişinin günümüzdeki belgeleri. Bunlar haliyle kayaç oluyor, fosil oluyor, istif, yer şekli ve benzeri oluşuklar oluyor. Yani doğada, doğa dediğimiz, yürüdüğümüz, üzerinde ekip biçtiğimiz, resmini çektiğimiz yerler aslında bunlar. Doğanın ta kendisi. Eğer jeolojik mirası koruma dersek, doğrudan doğayı korumayı kastetmiş olduğumuzu hatırlamamız lazım gelir. Ama nedir bu jeolojik miras? Jeolojik miras adı böyle ağzımızı doldura doldura söylüyoruz ama bu gerçekte yer kürenin geçirdiği değişiklikleri anlamak için veriler, bilgi kaynakları. Mesela bu resimde görüldüğü gibi bir Ankara'nın Polatı'dan oradan çekmiştik. Fosiller iri iri, gastropod dediğimiz bir takım fosiller çok yoğun. Sağ altta belki görünüyor olabilir. İnce 60 santim kalında bir tabaka oluşturuyor. Yani bu bizim için bu bir jeolojik miras. Peki niye jeolojik miras olsun? Şöyle ki aslında dünyamız başlangıcından itibaren günümüze kadar çokça değişti. Mesela 2225 milyon yıl önce, dikkatinizi çekelim, bu süreler çok rahat söylüyoruz 225 milyon diye. Çünkü jeolojide birim zaman insan ömründeki bir saat, iki saat dediği gibi birim zamanımızda milyon yıl yerkürede. 225 milyon yıl önce bütün bugün bildiğimiz kıtalar, Avustralya dahil, bir bütündü. Pan, Gea adı verilen, Gea yer, Pan da bütün, birleşik, hani pandemi dendiği gibi bir bütündü, böyleydi. Peki bu böyle oluşun izi nereden olacak? İşte bunun, bu birleşik kıtaların izinin bugüne kalmış belgeleri, kayaçlar, fosiller. Onlar bizim için jeolojik miras. Ya da daha basit şöyle yapalım. Yakın zamana gelelim. İşte 35 milyon yıl önce dünyamız böyle Türkiye'de aşağı yukarı bunun ortalarında bir yer. Belki benim şurada işte şura Orta Anadolu kıtası, Sakarya kıtası dediğimiz yer. Daha işte şuralarda Karadeniz oluşuyor şuralarda. Dikkatinizi çekerim. Asya'nın ortalarına doğru Turan Denizi diye bir deniz var. Bu açık maviden, griden mavi, mora doğru giden de denizlerin derinliklerini gösteriyor. Aşağıya bakalım. Afrika ile Arabistan birleşik, henüz ortada bir Kızıldeniz diye bir şey yok. İşte bu göreceli olarak yakın zamanın ürünleri. Yani yer kabuğunu sürekli değişim içerisinde. Bu zamanın ürünleri işte şu kesim, şuralarda bizim Akdeniz açılıyor. Şurası Akdeniz. Bu da Akdeniz'in ürünleri, bize aslında işte şu Toroslar. Torosların beydağları bu kesimi. Demin gösterdiğimiz derin denizlerin ürünü. O zamanki sığ denizlerin ürünü bu. Torosların bu kısmı daha dağ halini almadan denizin tabanlarında birikiyordu bunlar. Sonra Afrika kuzeye doğru hareket etti. Avrupa ile çarpıştı. Bunlar dağ olarak yükseldiler. Yükseldikten sonra günümüze yakın bir zamanda bu sefer son 2 milyon yıllık dönemde, kuaterner döneminde bunların üzerinde buzullar gelişti. Buzullar bunları aşındırdı. Sonra daha sonra buzullar ortadan kalkmasıyla beraber veya
onların aynı dönemde bunların erimeye tabi oldu. Bakın dinozor sırtı gibi, bıçak sırtı gibi bir şekiller aldı. Karstlaşma dediğimiz olaylar var. İşte Bey Dağları, şu andaki Bey Dağları, burası Milli Park olarak güzel bir yer. Bizim önemli yerlerimizden bir tanesi. Yerkürenin önemli bir geçmişindeki olayları anlatıyor bize. Jeolojik mirasa daha bir çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bu daha çok hoşunuza gidebilir. Bu fotoğraf Arabistan'da çölün ortasında buzun hareketini gösteren, buzulların hareketini gösteren bir yer. Biliyoruz ki yaklaşık 450 milyon yıl önce bütün kıtalar Güney Yarımküre'ye yakındı ve buzla kaplıydı. O zaman dünyaya kar topu dünya deniyordu. O zamanki buzullar, işte bugün çölde bu izlerini gördüğümüz kabukları oluşturdu. Alttaki kayaçları ezdi, un haline getirdi. Onlar katılaştılar. Böyle bir görünüm oluştular. Yani işte mükemmel bir jeolojik miras, gerçekte jeolojik geosit veya geological site İngilizce orijinal adıyla. Jeolojik mirasın ne olduğunu tanıtmaya çalışıyorum ya, bu örnek çok daha hoşunuza gidebilir. Şu sol tarafta, üstteki resmin sol tarafta alelade Danimarka kıyılarından bir yer. O kalınlıkların tamamı kireç taşı. Alt tarafları biraz daha açık renkli, daha kirli kireç taşı. Üst tarafı daha bir sert kireç taşı. Yaklaşık şu seviyelerde, şurasının resmi sağda yakın planda gözüküyor. Orada siyah bir zon var, şu zon. Burası yaklaşık 15-20 santim kalınlığında. Bunun analiz edildiğinde bu siyah yerlerin içerisinde toz, kil vesaire var. İçerisinde iridyum bulundu. İridyum çok önemli bir mineral çünkü yer kabuğunda yok. Bunlar sadece yer kabuğunda yok bunlar. Sadece göktaşlarında var. Bu seviyenin yaşlandırılması yapıldı. Çeşitli yöntemleri var. Yaklaşık 66 milyon yıl çıktı burası. 66 milyon yıl. Yani 66 milyon yıl yaşında iridyum birikimi ve bu gerçekte 200 milyon yıl dünyada yaşayan devasa dinozorların göktaşı çarpmasıyla aniden kitlesel olarak yok olduğunun izi. Bu yer ideal bir jeosit. Aynı zamanda burası tabii ki jeolojik miras tabii ya. Ama 2015'inde Danimarkalılar burayı dünya mirası olarak tescil ettirdiler. Dünya mirası şimdi burası. Bu dünya mirası teşkil edilirken bu genel kurulda ben de vardım. Bütün ülkelerin oy birliğiyle, alkışlarla dinozorların yok olmasının yeryüzündeki belgesi olarak tescil edildi. Bu seviye şeyde de yok. Amerika, Kuzey Amerika'da da yok. Tek en güzel göründüğü, başka yerlerde varsa da bu kadar güzel değil, en güzel göründüğü yer. Şimdi ilginç tarafı bu yere, daha şu sol tarafta gördüğünüz plajlar, insanlar yüzmeye değil, bu seviyeyi görmek için binlerce insan buraya ziyarette bulunuyor. Bir turizm faaliyeti yaratıyorlar. Ya da işte bizim kendi ülkemizden örnek olsun. Şimdi burası Verçenik, Rize'de. Buralar artık şekilde de görüldüğü gibi buzulların olduğu yer. Buzullar buraları şekillendirdiler. Türkiye'nin tek buzul ürünlerinin veya en iyi örneklerin görüldüğü yer. Önde de Dipsiz Göl'ün bir şeyi var, benzeri var.
basına yansıdı ve mesela o gereksiz olaylar olmuştu hatırlıyorsanız. İşte şu doğa fotoğrafçılar için güzel bir fotoğraf ama burası yer bilimciler için yer kürenin geçmişini araştıranlar için buzul çağlarının en güzel izlerinin görüldüğü yerler. Bir defa vadiye dikkat ederseniz U şeklinde bize doğru inilen oradaki karlar yeni karlar ama oradaki karların altında eski buzullar da var. Kayaların içinde o buzullar. Buzulların izini gösteriyor ve buzulların güncel yaşayan bütün güney 30 derece enlemlerinde buzulların nadir örneklerinden birisi. Bu daha da bunlar örneklerini çoğaltırız. Birerde belki bir iki tane daha da vereceğim bir örnek ama işin ilginç tarafı bütün gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde her tarafta jeolojik miras, geological site, jeolojik heritage diye bunlar yaygın olarak tescil edilir, kullanılırken maalesef bizim mevzuatımız içinde bu kelimeler yok. Jeosit yok, jeolojik miras yok. Böyle bir tanımlar yok çünkü. Peki ne var bunun yerine? Görsellik temeline dayalı doğal sit diyoruz. Doğal sit işte bu bitkiler de olabilir, hayvan topluluğu da olabilir, hepsinin beraber bulunduğu yerler de olabilir. Yüksek dağlar, yeşillik alanlar doğal sit olarak tescil ediliyor. Şimdi böyle yerlere son zamanlarda öncelikli korunacak alan kavramı içerisinde bunlar değiniliyor. Ama bu öncelikli korunacak alan kavramı uluslararası bir kavram değil. Kendimizin ürettiğimiz bir kavram. Dolayısıyla dünyayla paralel gidiyor değiliz. Herkes soruyor size niye geosit veya geological site yok? Doğru buna verecek bir cevabımız da yok. Yani. Çünkü sebebi yok. Ne ver sebep geriye? Farkındalık eksikliği olarak ben bunu yorumluyorum. Şimdi eğer tanımı yapılsa Türkiye'de çok sayıda jeolojik mirasımız var, jeositimiz var. Bunlar biraz sonra koruma kısmında söyleyeceğim esas itibariyle jeoturizm objeleridir. Şu anda bazı örnekler vereceğim mesela. Bilimsel olarak malzemesi mevcut. Bilimsel tanımlaması, jeolojik tanımlaması yapılmış. Niye jeolojik miras olduğu ortaya konulmuş. Ama işte farkında değil, kim farkında değil, karar vericiler ve kendilerinden tabii tescili de yok. Mesela doğa fotoğrafçılarının tüm Türkiye çapında gittikleri yer ön tarafta bir kuş ların yoğun olarak konakladıkları yer, arkasında renkli kayalar, bu Nallıhan bölgesinde bir taraftan da böyle bir yeri acaba dünya mirası yapar mıyız diye söylenmeler var. Daha sen bunu jeolojik miras olarak tescil etmemişsin, nasıl dünya mirası yapacaksın? O da ayrı bir sorun. Herkesin bildiği İşte bu bilme de doğa fotoğrafçılarının kamuoyuna tanıtmasıyla ama gerçekte buralar bilimsel olarak araştırmalar yapılmış güzel yerler. Mekke burası. Mekke mağar denen bir oluşumun örneği. Mağar yer kabuğuna yakın patlamaların örnekleri. 1,5 kilometre çapında bir krateri var bunun. İçinde de bunların her biri de şunların her biri de ayrı volkanik sokulum. Doğal güzelliği ve bilimsel önemi var. Ya da hani ben çok bilinen yerleri gösteriyorum bunları. Mesela Nemrut. Herkes çok güzel manzara harika ve bizim için bu görselliği değil önemli olan. Burada büyük bir volkanın patlayıp
volkanın merkezi çökmüş ve kaldera meydana gelmiştir. Burası çok geniş bir alı. Bir krater değil burası. Kaldera dediğimiz volkan patlayıp volkan merkezi çöküyor. Yerin derinliklerine. Ve bu çökmeden sonra bu şu kesimlerin hepsi aslında lav akmaları. Daha şuralardan çıkıp lavlar etrafa doğru akıyor. Bu lavların karakteriyle bu kenardaki lavların karakterleri birbirinden çok farklı. Bunlar gerçekten bilimsel olarak çok önemli oluşuklar. Biraz önce Salda'dan bahsedildi. Bu Salda Gölü bugünlerde rezil olduysa da geçmişte gerçekten mükemmeldi. Kuş uçmaz, kervan geçmez ya, ama aynı zamanda doğal oluşuklar da mükemmeldi. Bu bizim jeoloji koruma kitabımızın içerisinde de yer alır bu. Bu beyazlıklar tümü manyezit. Şu anda aşırı ziyaretçiler yüzünden bunlar maalesef biraz da çuvallara doldurulduğu için yok. Ya da bir başka bir örnek, böyle bir iri iri örnekler vermeyelim. Bugün bu Kızılcaman Beşkonak bölgesinde şu sağdaki şuna bakın, bu bir kız böceği. Kız böceği herhalde kanatlarının izlerini fark ediyorsun. Bu kadar hassas bir canlının fosilleşebildiği ender yerlerden. Dünyada böyle çok nadir yerler var. Kurbağayı burada yani bütünüyle görüyorsunuz. Yani balık kılcı yapraklar zaten bu bölgede çok bol miktarda bulunuyor. Burası da yeni olarak öncelikli korunacak hassas alan diye tescil edildi. Adını da yanlış yaptılar. Onu da yakın zamanda. Çünkü görmeden, arazisini görmeden tescil etmeye kalktılar. Bu konuşma sırasında inşallah birilerini üzecek laflar söylemiş olmak istemem. Ya da Kekova. Kekova tabii ki turistik yerlerimizden bir tanesi ama burası gerçekten bir jeolojik jeosit. Niye? Çünkü hem deniz seviyesinin yükseldiği hem de tektonik olarak bölgenin alçaldığının birlikte görüldüğü bir yer. Hani buraya gidenler bilirler, tekneler burada, yeraltı şehri var, bütün bir şehir suyun altına gömülmüştür. Suyun altına şehir yapılacak hali yok. Ama demek ki burada taban çökerek şehir suyun altına o kadar hızlı gömülüyor ki 2000 yıl içerisinde. Beraberinde de tabii deniz de, seviyesi de yükseliyor ve antik kent suyun altında kalmıştır. Burası bir kültürel jeosit. Tescilli aynı zamanda. Bu bizim için bir üzüntü verici bir jeolojik miras. Soldaki şurası Midilli'de, Midilli'de jeopark olarak düzenlenmiş bir ağaç. Etrafında işte çitle çevrilmiş. İnsanlar burada bakıyor, yazıyor, resmini çekiyor vesaire. Bu da bizim Pelitçik'de, Kızılcam Çamlıdere'deki ağaç fosilimiz. Şimdi bunlar iyice kayboldu çünkü defineciler bilmem gelip insanlar buradan yağmalayıp götürüyor. Biz bunların etrafına bir tel çektirme işini bile maalesef beceremedik. Son zamanlarda basına yansıdı. Narman'da işte burası bizim Jemürko olarak uluslararası camiye jeopark alanlarından birisi olarak önerdiğimiz yer. Bu kırmızı görüntülerden dolayı biz de adına Kırmızı Mutluluk Vadisi dedik ve bu isim de yerleşti. Maalesef Narman'ın çöplüğü bunların içinde. Bu jeolojik miras her zaman görkemli olmuyor. Burası Aksaray
yolundan Kırşehir tarafına doğru gidecek yol üzerinde ara bir yerde dikkatle bakılırsa dondurma külahını biraz andırıyor. Bunlar kaya ve biz konglomera dediğimiz çakıllardan yapılı çakıl taşı. Çakıl taşının böyle burulması mümkün değil. Ama bu gerçekte Oligosen döneminde yaklaşık 30 milyon yıl kadar önceki bir dönemde bir heyelanın izi. O zaman bu kayalar daha sertleşmemişti. Onun izi. Ama daha sonraki dönemde aşınarak bunlar katılaştıktan sonra son 2 milyon yıl içerisinde de bunlar ortaya çıktı. Özetle milyonlarca yılda meydana gelen jeolojik miras, yani yerkürenin geçmişinin belgeleri, korumayı becerdiğimiz yok. Çok çeşitli şekillerde bunlar yok oluyorlar. Nereden resimler nereden aldığımız yanlarında yazıyor. Çok kötü arazi kullanımı bunların başında. Her taraf çöplük oluşturuyoruz. Mesela bu Çardak'daki şeyin çöplüğü ve gerçekte burası Acı Göl'ün içerisine ilerleyen alüvyon konilerinin, mükemmel alüvyon konilerinin olduğu yer malzeme olarak almışlar. Karayolları malzeme almış. Açılan boşluğu da çöplük yapmışlar. Halbuki burada gerçekten Santorini'nin tüfleri var. Ham madde olarak kullanım kısmı Ege'de çok yaygın. Bunu siz daha yakından biliyorsunuz. Her bulduğumuz yere taş ocağı açıyoruz. Yakın bir zamanda ilginç Sivrihisar, bu Eskişehir'in Sivrihisar'ın ilçeye adını veren kayalıkları taş ocağı işletmek üzere müracaat edildi. Ve oradan ruhsat verildi ama Allah'tan halkta bir farkındalık oluştu, itiraz ettiler de durduruldu. Şu anda Sivrihisar kayalıkları somut olmayan kültürel miras olarak tescil edildi. Gerçi kayalar somut orada ama şehre adını verdi diye böyle bir tescil yoluna gidildi. Sizin gibi platformlar sayesinde kamuoyunda yavaş yavaş bir çevre duyarlılığı, doğa duyarlılığı geliştiğini görmekten de mutluyuz tabii. Ancak jeolojik miras bunlardan farklı olarak bilimsel taraf öne çıktığı için bilimsel olarak anlaşılıp tescil edilmesi gerekiyor. Turizm faaliyetleri çok yaygın. En büyük zararı verenlerden birisi. İhmalkarlık en çok. Burası yazılı kaya Hatusaş'ta. Bu resmin üst tarafta gördüğünüz yerlerde aslında Hitit yazıtları ve Hitit şeyler var. Heykeller var. Yağmurdan, güneşten neredeyse hepsi silindi. Bu ihmalden başka neyle izah edilebilir? Definecilik tabii başımızın Türkiye'nin her tarafında bela. Bu koronavirüs sırasında definecilerin yağma ve faaliyetleri çoğaldı maalesef. Bir kısım jeolojik miraslarımız çok küçük ölçekli. Tahribat yok ama insanlar bu tür özellikleri bilmedikleri için üstüne çiğneyip basıp geçiyorlar. Bu sağ alt tarafta kuledeki lav tüneli, insanlar gidip orada etraf rüzgarlı olduğu için gidip içerisinde mangal yakmayı deniyorlar. Bir kısım jeolojik miraslarımız, jeositlerimiz tehdit altında değil ama ihmal edilmiş, kendi haline terk edilmiş vaziyette. Ancak bu obrukların sadece yenileri olursa fotoğrafını çekelim, haber yapalım, o kadar. Yani gerisini izlemek, takip etmek, jeoturizm için değerlendirmek söz konusu değil maalesef. Bu küçük ölçekli olanlar daha da büyük tehdit altında. Çünkü bunların koltuğunun altına alan götürüyor.
fosili alıp götürüyor, bir yerde sergiliyor, ondan sonra bıkıyor, atıyor, dağılıp gidiyor. Halbuki bunlar çok özel biçimde korunmaları lazım. Bu resmi birçok yerde gösteriyorum. Bu alt tarafta, üstteki bizim taş toplayıp satan arkadaşımız, o yer bilimciler ona çok iyi yakından tanıyorlar. Ama alttaki yanına da resmini koymuş. Satılık ayak izi ve volkan bombası diyor. Bu kuladan artık şimdi bu ayak izlerinin hiçbirisi kalmadı ya, getirmiş, satıyor vatandaş. Şu anda maalesef orada hiçbir ayak izi kalmadı. Bu ayak izi 17 bin yıla yaşlandırıldı. 17 bin yıl önce bir insan, yanında da bir köpeğin izleri var. Bir insan, bir çocuk, bir de köpek. Demek ki köpeğin 17 bin yıl önce evcilleştirildiğini göstermesi açısından da bilimsel değer olan bir varlık, kültürel varlık, ayak izi. Bu ayak izi aynı zamanda tüflerin üzerindeki nadir ayak izlerinden de birisi. En çok dinozor ayak izleri var ama tüflerin üzerinde ayak izi ilk defa veya en güzeli kuladaki, ama artık maalesef yok. En büyük tehdit turizm. İşte Tuz Gölü'nde efendim ayağınızı tuzlu suya sokun diye reklam ederek, oradaki kim reklam ediyor bunu? Oradaki lokanta sahibi. İnsanları çünkü çevirmişler Tuz Gölü'nün girişi. Belli bir yerden gireceksiniz. Kişilerden para alıyor. Ayağınızı, işte insanlar da tuzlu suya ayağını sokmaktan zevk alıyor. Ya da alttaki gibi Kapadokya'da işte böyle hareketli araçlarla turizm gerçekleştiriliyor. Turizm istediğimiz bir şey bizim, jeoturizm, ama bilinçli turizm, doğayı tahrip etmeyen turizm istiyoruz. Bu koruma, jeolojik mirası, doğayı koruyacağız ama koruma işi maalesef ülkemizde ya lafını ediyoruz, harekete geçenler de çok tuhaf bir vaziyette. Bakın bu bir ağaç, anıt ağaç. Anıt ağacın içerisini betonla doldurmuş, dekoratif olsun diye tuğlayla da örmüş vaziyette. Ama içerisine elektrik direğe getirip çakmış, altına da tescilli diye yazıyor. Yani korumanın biçimini işte bu kadar, yani ciddiyetten ne kadar uzak olduğunu anlamamız için iyi bir örnek. Kısaca jeolojik miras diyoruz. Yer kürenin geçmişini anlama çabası. Bir tarafıyla bilimsel araştırma, bilgi üretme. Bu kısmı da ben hani vurgu olsun diye söylüyorum. Medeni olmayla cahil kalma arasında bir tercih. Biz de maalesef tercihimizi hep bu ikinciden yana kullanıyoruz maalesef. Bir soru var. Yani koruyacağız ama nasıl koruyacağız? Jeolojik mirası koruma işi artık jeolojik koruma günümüzde bütün ülkelerin işbirliğiyle geliştirilen ve metodolojisi olan, yöntemi olan, sınırları çizilmiş bir araştırma ve uygulama haline almıştır. Eğer koruyabilmeyecekseniz bunun bilimsel araştırmasının yapılmış olması lazım. Bunu koruyacak halktır, özellikle yerel halktır. Yerel halkın bunu tanıması, bilmesi ve bundan istifade etmesi lazım. Bilimsel olarak yararlanması lazım. O zaman bir ekonomi olacak. Bu işte yani günümüzde jeolojik miras, bilim, toplum ve ekonomi üçlüsünün birlikleriyle yürütülen bir iş. Bu kendiliğinden jeoturizm gelişiyor. Kendiliğinden jeopark gelişiyor. Kendiliğinden jeoenvanter gelişiyor.
Bu kavramlar, yani jeolojik mirası, koruma işi, koruyalım koruyalım demenin ötesinde planlı, bilgiye dayalı bir çaba gerektiriyor. Bunun en mükemmelini Batı Avrupa ülkeleriyle Çin günümüzde başarmış bir durumda. Ve bunlar çok sayıda jeopark oluşturarak veya oluşturmayarak ama her halükarda jeoturizmi geliştirmişlerdir. Şimdi ilginç tarafı tabii bu şuradaki adını verdiğimiz dört kavram: jeoturizm, jeopark, jeoenvanter, jeolojik miras, jeosit. Hepsi 1991'den sonra ortaya çıkan kavramlar. O zamana kadar çevreyi mahvettik, her yeri duman ettik. Artık insanlar bakıyor ki ya bilim yapmak, yer bilimi yapmak, kömür aramak, petrol aramak için bile yer bilimi yapmak için belge kalmıyor, doğanın belgeleri kalmıyor. Bu kadar tahrip ediliyor veya üstleri örtülüyor, betonla kaplıyoruz, bilmem başka şeylerle kaplıyoruz. 1991'de Fransa'nın Digne-les-Bains kentinde bir toplantı yapıldı ve o toplantıda sonunda yer kürenin hakları bildirgesi yayınlandı. Yer kürenin hakları dendi ki o bildirgede 1991'de yer kürenin kendini ifade etme, kendini koruma, kendi belgelerini saklama hakkı vardır dendi. Ve bunlar onun jeolojik mirasıdır. Bu mirası da insanlar saygı göstermek zorundadır. 11 maddelik bir bildirgeydi. Bildirge gerçekten yer bilimciler arasına, doğa severler arasında bomba tesiri yarattı ve çok hızlı bir şekilde UNESCO programına alındı ve bugüne kadar geldi. Gerçi buradaki birdenbire pat diye insanlarda jeolojik miras fikri oluşmadı. Tabii jeolojik korumanın tarihçesi Avrupa'da çok eski. Bu Jan Kozwej denen yerin tablosunu yaptırıp şehir meclisine asmışlardı bu. Bu o tablodan altta Susanna Dürer'e yaptırılıyor bu resim. Şehir meclisinin kararıyla asılıyor ve diyor ki bura dokunulmayacak. Ve gerçekten o günden bugüne oraya kimse dokunmamışlar. Muhteşem bir görüntüsü var. Diyor Almanlar da biz sizden daha eskiyiz kardeşim. Biz tabii 1500'lerde Bowman mağarası var. Bu mağarada hayvan kemikleri, insan kemikleri var diyor. Biz burayı daha önce keşfetmiştik diye şimdi burayı, bu mağarayı turizme açmış vaziyetteler. Bu da oranın ziyaretçi merkezi. Şimdi burayı dünya merkezi, dünya miras alanını yapmaya çalışıyorlar. Bu ancak bu kadar geçmiş olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin yaraları sarma çabaları, ham madde ihtiyacı vesaire ancak 1991'de dile getirilmesine fırsat verdi. Buna karşılık biz de doğal alanlar, bizim ülkemizde insanlar doğaya çok meraklı. Zaten kırsalda yaşayan bir toplum idik. Ama bilinçli koruma Yozgat Çamlığı Milli Parkı'dır. O da 1958'de ilan edilmiş. Orman alanı içerisinde, orman mevzuatı içerisinde Milli Park ilan edilmiştir. Doğa koruma konularının nasıl geliştiğini sizler daha iyi biliyorsunuz ama bir şey vurgulamak isterim. Bu konuda en bilinçli kullanım Amerika Birleşik Devletleri'nde Yellowstone Milli Parkı'nın ta ki 1870'lerde bunları milli park ilan edip 128 tane günümüzde milli park var ve bunun 105 adedi doğal hayat ve jeolojik objelerden oluşuyor ve jeopark niteliğinde buralar.
milli park adını verdikleri için adını değiştirip jeopark koymak istemiyorlar ama bütün hepsi de Avrupa'da ve UNESCO'da gelişen jeopark kavramını ve uygulamalarını şiddetle destekliyorlar. Avrupa'daki jeolojik miras konusunda yetkili kuruluşlar var. Bu kuruluşlar çoğu sizin bildiğiniz IUCN, UNESCO, Dünya Miras Merkezi. Bunların yanında bilimsel inisiyatif alan kurumlarda PROGEO, Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Kurumu, Avrupa Jeopark Ağı ve Global Jeopark Proje listesi. Bunlar da bilimsel olarak bunlara yaklaşıyorlar. Ve bu dünyamız artık hele hele bu dijital gelişmelerden sonra nasıl diyeyim, bir bütün haline geldi. Eğer jeolojik koruma, jeolojik miras, doğa koruma, hangisini derseniz deyin, dünyadaki gelişmiş gelişmelerin dışında kalırsak, kendi başımıza bir yöntem icat edersek, dünya ile bütünleşmemiz, oluşan ortak akıldan istifade etmemiz güç olacaktır. Dolayısıyla biz çabalarımızı dünyadaki gelişmelere paralel, mevzuatımızı da buna paralel, koruma kalitemizi ve seviyemizi de dünyadaki seviyeye çıkarmamız gerekir. Yani Türkiye'ye göre koruma, efendim ülkemize göre, şehrimize göre, bize göre jeolojik koruma, doğa koruma olmaz. IUCN kategorilerini, koruma kategorilerini biliyoruz bunlar. Bu kategorilerin içerisinde neler var? İşte listede görünüyor. Ben okuyarak vakit kaybetmek istemiyorum. Bunların içerisinde jeolojik miras yok, dikkatinizi çekiyorum. Niye yok? Çünkü jeolojik miras, geological site kavramı 1991'de çıktı. Halbuki IUCN kategorileri ta 1957'de başlayarak 1980'lerde artık tespit edilmişti. Şimdi IUCN, IUGS, Dünya Jeologlar Birliği ile beraber işbirliği yaparak bu koruma kategorilerinin içerisine jeoparkları da dahil etmiş durumdalar. PROGEO yerküredeki çeşitliliğe göre jeolojik mirası da 10 farklı kategoride yapıyor. Bunlar biraz yer bilimci olmayanlar için ayrıntılı. Ama kategorize etmek zorunda. Çünkü bir tarafta göl var, bir tarafta dağ var, bir tarafta fosil var, bir tarafta mineral var. Bunlar kendi içlerinde gruplanması lazım geliyor. O sebeple teknik bir işlem, yoksa özel bir değil. JEMÜRK olarak biz 820 kadar tespitimiz var. Yani JEMÜRKO'nun envanterinde. Vurgulamak istiyorum. Bu envanter gayri resmi envanter. Çünkü kamu kurumunun, devletin mevzuatında olmadığı için JEMÜRKO olarak biz bunu Avrupa'daki meslektaşlarımızla paralel tutarak bir liste yapmış vaziyetteyiz. Bu listenin salt bir liste değil. Bunların her birinin ayrı tanımlaması var. Bunların içerisinde en fazla olanları kayaç şeklinde olanlar, stratigrafik yazıyor. O üstteki renklerden çıkarılabilir. Bunlardan tarihi olan, kültürel olanlar da yeşil şeyde gösteriliyor. Az bir miktarda. Ama çoğunluğu paleontolojik, yani fosillere dayalı, mineralojik ve kayaçlara ve volkanizmaya dayalı jeolojik miraslarımız var. Şu anda tescil işini yapan yasal olarak iki kurum var. Birisi Milli Parklar Kanunu kapsamında. Milli Parklar Kanunu da Orman Kanunu'nun paralelinde olduğu için, Milli Parklar'ın da çoğu da orman mevzuat içerisinde olduğu için
Orman Tarım Orman Bakanlığı'nın içerisinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü eliyle yapılıyor. İkinci bir yetkili bakanlık bu değişiklik 2011'de kanun hükmünde kararnameyle yapıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne verildi. Yani bunlar tespit ve tescil ve tespit işlerinde yapıyorlar. Ama sağ olsunlar yapıyorlar. Fakat jeolojik mirasa doğrusu ayrımcılık yaptıklarını söylemek istiyorum. Bu da jeolojik mirası tanımamaktan ileri gelen bir durum. Cemirko'nun bir bu tescil metodolojisi var. Bu metodoloji ProGeo'nun sistemine göre, bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bunun yapabilmek için önce bir çatı listemiz oluşması gerekiyor. Mesela mağaralar var. Binlerce mağara var. Her bir mağara bir jeolojik miras olamaz. Mağaralar da çok çeşitli. Yani lav tünelinden tutun da yer altındaki mağaralara, dikine inen mağaralar, su altında iki mağaralar, onlarca çeşidi var. İşte böyle onların içerisinden mesela biz mesela volkanik arazi için diyelim ki şundan bu kadar bir çatı listemizde 20 tane başlık varken bir tanesi de Extension Volcanism of Plioquaternary diye yemiş genişleme tektoniği adıyla. İşte Kula volkanikleri buraya giriyor. Mesela orada 4 tane bizim jeolojistimiz veya jeolojik mirasımız var. Kula, Hasan Dağı ve Afyon volkanikleri. Bunlardan Kula kendi içerisinde ne işte Kula'nın fotoğrafları, niye burası jeolojik mirastır, kim ne araştırma yapmış, yol mu geçer, buranın koruma durumu gibi böyle bilgileri derlemiş bir vaziyetteyiz. Özetle söyleyecek olursak bunlar bizim listemiz, 820 tane listede yerimiz var. Bu listeyi ilan etmiyoruz. İlan ettiklerimiz vardı daha önce. İlan ettiğimiz yerler hemen arkadan gidip talan edildi. Mesela burası Güvem'deki bazalt sütunların olduğu yere buradaki Jemirko çabalarıyla tabela dikilmişti. Birisi gelmiş vatandaş buralara, birileri gelir gider biz buralarda koyun otlatıyoruz diye tabela yıktıklarını görüyorsunuz. Yani vatandaşın umurunda da değil. Vatandaş ilgilendirmiyor. Ne zaman ilgilendirecek vatandaş? Buradan turizm yoluyla gelir elde etmeye başladığında. Tabii onlara bunun anlatılması lazım. Şimdi burası çok ilginç bu Kızılcahamam'da. Jeopark çalışmaları sırasında bunu hep görüyorum. Kırsal alanlar boşalıyor da cezaevi kapanmadı. İlçe halkı sevindi. Bu Keskin'de Hürriyet'te çıkan bir yazı. Vatandaş cezaevinin ziyaretçileri esnaftan alışveriş edecek de onun için kapanmadı da seviniyor. Halbuki Keskin'in altında 1000 yıldır işletilmiş, yaklaşık 100 yıl önce terk edilmiş gümüş madenleri var. Kurşun ve gümüş madenleri ve madencilik üzerinden mükemmel turizme açılabilecek yerler var. Ondan haberleri yok ve oralarda aman ya bizim buradan ses geliyor yer altından deyip onları kapatmaya çalışıyorlar. Cezaevi kapanmadı diye de seviniyor vatandaş. Şimdi doğal mirasın, jeolojik mirasın insanların eğitimine katkısı var. Bu doğayı tanımıyoruz. Bir şey oluyor, gök gürültülüyor, koş hacıya git, hocaya git bilmem. Bu Yeni Zelanda'daki şeyden sonra adı söylemek Eyfalya Yökül Yanardağı patlayınca külleri İstanbul'a kadar gelecekti.
O zaman dediler ki acaba bizim Erciyes'te yeniden patlar mı diye telefonlar kilitlendi bu şey. Yani vatandaş dibinde oturduğu Erciyes'i tanımıyor. Erciyes nedir diye bunu bildiği yok. Bakıyor sadece bir dağ. Ama çevremizi tanımamız, doğayı tanımamız açısından da bu önemli. Hele hele şimdilerde insanların hep ekrana baktıkları, doğaya çıkmadıkları, her şeyi ancak ekran üzerinden gördükleri durumda jeolojik miras, doğa koruma işlevi görmesinin ötesinde doğayı tanımamız açısından da, insanların doğayı tanıma açısından da bir eğitim hizmeti görecek. Gerçekte bunun farkına varırsak turizm yoluyla iyi bir gelir elde eder. Bunun gelir elde ettiğinin en önemli örneklerini vermek istemiyorum. Sadece Niagara Şelalesi'nin yıllık aldığı ziyaretçi sayısı 32 milyon. Biz Türkiye'nin aldığı şeyden azıcık eksik. Yıllık aldığı tüm Türkiye'nin turist sayısından. Yani tek bir nokta bu kadar alıyorsa siz Türkiye'de çoğaltacağınız böyle jeolojik mirasları düzenleyeceğiniz yerlerin potansiyelini var hesap edelim. Bunu maalesef ki yerel yöneticilere anlatamıyorum. Herkes güzel istiyor. Tabiat tahribi olmasın, şunu bunu istiyor. Her güzellik istiyor. Bir korkunç bir çelişki var. Aynı insanlar gidiyor tahrip ediyor. Neyi tahrip ediyor? İşte zarar verdiklerini anlattık. Bu insanlar, temiz çevre isteyen insanlar gidiyor doğayı ve jeolojik mirası mahvediyorlar. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar gerçekten kendini bilmez vaziyette. Bu ve kendini bilmezlik giderek artıyor. Korkutucu düzeyde. İnsanın bencilliği ve hırsı o derece ki dünyanın kendini zannediyor. Burası bu çok meşhurdur. Yer kürenin bu bir işte saat gibi düşünelim. Eğer yer kürenin yaşı yanında insan türünün yani Homo erectus'u da dahil edelim. Son 2 milyon yıllık zamanı alsak değil yani Homo sapiens veya tek bir insan ömrünü yer kürenin yaşının yanında son 40 saniye kalıyor. Bakın bu şurada işaret etmiş, şurada 2 milyon yıllık bir aralık ifade etmiyor. Bir çizgi bile ifade etmiyor. Sadece şurada ilk insanın ortaya çıktığı zaman bir çizgi oluşuyor. 40 saniye. İnsan o kadar bencil, o kadar aymaz ve o kadar anlamaz bir vaziyette ki 40 saniyesini, kendi 40 saniyesini geriye kalan 86.400 saniyeye üstün tutuyor ve bunu yok ediyor. Yani insanoğlunun tabii ki yer küreden istifade edeceğiz, kullanacağız ama biraz daha doğa hakkında bilgi sahibi olması, daha ne yaptığının farkına varması lazım gelir. Bu farkındalığı da yine doğa üzerinden, jeolojik mizah üzerinden yapmaya çalışacağız. Bunun için devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Oldukça aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Doğayı korumanın... Bununla nasıl çıkayım? Tamam. Kapat. Umarım sıkıcı olmamıştır. Çok uzun oldu. Yani bir saate yaklaşmış. Çok özür diliyorum ya. Ben evet. Sizi usandırdığımı fark etmedim. Kusura bakmayın. Yok hocam. Çok yararlandığımızı düşünüyorum ben. Umarım arkadaşlar da aynı düşüncelerdedir. Şimdi hocamıza soru sormak isteyen arkadaşlar sol taraftaki el işaretine basarak söz isteyebilirler.
Ben de bu söz isteme sırasına göre soru şey yapacağım. Yönelteceğim. Evet, Erdoğan Şahin arkadaşımız. Buyurun. Nizamettin Hocam, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederiz. Benim sormak istediğim bir ayak izi vardı. Oldukça da derin. Bu ayak izinin zannediyorum bir 17 bin yıllık gibi bir zamandan bahsettiniz. Bu ayak izi bu derinlikte rüzgardan, erozyondan veya herhangi bir şeyden etkilenmeden o ayak izi nasıl bozulmadan taşlaşarak bu hale gelmiş olabilir? Bunu merak ettim. Teşekkür ederim. Şimdi iki tane ayak izi. Bir satıcıda vardı, bir de resmin kenarında vardı. Resmin kenarında yani ek olarak koyduğumuz o gerçekte kalıp, yani orijinalinden çıkarılmış bir kalıp idi. Yani o şeyleri. Orijinali satıcıdaki şey, satıcıda. Bu gerçekten ayak izleri kalmış. Zaten hayret verici olan da bu. Çamurun üzerine ayağınızı bastığınız zaman orada ayağınızın izi kalıyor. Parmakları vesairesi duruyor. Bunun korunabilmesi için uzun süre tekrar oranın şey yapmaması lazım, ıslanmaması lazım. Islansa tekrar bozulacaktı. Buradan şu çıkıyor, o şeyden sonra çok uzun süre, ne kadar uzun süre diyelim, 6 ay, 1 sene, 2 sene oranın üzerine ıslanmayacak ki o vaziyette kalabilirsin. Sonra üzerini küllerle örtülüyor. Etraftan savrulan küllerle kuruyor. Kurumuş olan nesnenin üzeri küllerle örtülüyor. Örtüldükten sonra o korunuyor orada ama daha sonraki dönemde tekrar külleri açığa çıkarak ayak izleri açığa çıkıyor. Bunların deneyleri de yapılabiliyor yani bunların. Ama püf noktası şu, ayak izi oluştuktan sonra kuruyuncaya kadar oradaki çamurlu arazinin tekrar yağmur yağmaması, ıslanmaması lazım. Bunun da 6 aydan, en az 6 aydan olması lazım ki kuruyacak ve tabii sonra savrulan küllerle üzeri örtülecek ayrıca. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Meryem Hocam buyurun. Nizamettin Hocam çok teşekkür ederiz öncelikle. Çok güzel bir sunumdu. Sağ olun. Ben de yine ayak izi üzerinde bir sorum olacaktı. Kula'da görmüştüm ben ayak izini. Hangi yılda hocam? Yani işte, yani 4 yıl önce falan evet. Gördüm Kula'da. Acaba o satılan ayak izi o ayak izi midir? Orası jeopark olarak tescillenmişti üniversite tarafından. Evet. Gidip gezdik, işte lavları 12 milyon yıl önceki lavları görmüştük falan. Oradaki hocamız Mehmet Ali Danışman'dı, bizi oraya götürüp bilgilendiren jeoloji hocası. Yani lavların üzerinde ya da sıcak lavların üzerine basılarak olduğunu söylemişti ayak izinin. Volkanik bir bölge biliyorsunuz orası. Acaba satılan ayak izi o ayak izi mi? Oradan çaldılar mı diye merak ettim. Şöyle efendim, şu anda orasının ilk keşfi 1968. 1968'de keşfedildiğinde 172 tane ayak izi bulunuyor. Daha sonra ihmal edildi bunlar. Biz oraya 2006'da gittiğimizde 12'ye düşmüştü. Hülya Hanım da hatırlayacaklar oraya. 12'ye düşmüştü. Kimse görmesin diye üzerini kapattık. O ya, ayak izlerinin çoğunluğunu MTA jeologları ve üniversite hocaları alıp götürdüler. Mesela Ankara Üniversitesi'ne de bir tanesini verdiler ve bir tane de kalıbını verdiler. Yani ne güzelmiş diye, hani
güzel çiçeği koparmamız gibi birçok kişi koparıldı. Bunun yerinde korunması gerektiğini biz çok sonra jeopark çalışmalarından sonra farkına varıldı maalesef. Korunan onlardan birisi değil, ümit ederim yani, bilemiyorum şimdi. Ama 172'den 12'ye düştüğünü biliyoruz. Şimdilerde yine üstünü kapalı, yani şu anda yine tekrar ancak özel ziyaretçiler de temizliyorlar üstlerini. Üzerine şurası bir gerçek, uzun bir mesafede yaklaşık 100 metrelik bir alanda bulunuyor bu ayak izleri. Hepsi aynı yerde değil. Sıcak lavların üstünde bir insan öyle yürüyebilir mi? Yani bu normal değil. Yani onlar, ama tüfler ıslak idi. Tüfler ıslaktı. Tabii püskürdükten kısa süre sonra tüfler soğuyor. Evet. Onlar ıslak onların üzerinde. Ama derinleri sıcaktır tabii. Ama lavların üzerinde değil. Onlar tüflerin üzerinde. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnci. Ya İnci soru soracaktın galiba. Yanlışla mı bastın İnci? Şimdi hocam ben bir soru soracağım. Tabii. Daha evvel Jemirko grubunda da paylaşmıştım. İstanbul Kilyos'ta mamut fosil parçaları bulmuşum ben. Fosil kemikleri bulmuştum. Evet. Bu kemikler maalesef oradaki çakıl ocağı tarafından imha ediliyordu ve üniversitede jeoloji mühendisleri odasına da başvurduğum halde pek ilgilenilmedi. Böyle bir yer jeolojik mirasa aday olabilir mi acaba? Şimdi mamut fosili, tek başına mamut fosili Türkiye'de değişik yerlerde var. Çıkan malzemenin niteliğine bağlı. Bir, mamutun dişleri bütünüyle korunduysa, birden çok varsa, mamutla beraber başka türlerin de kemikleri, dişleri vesairesi varsa kesinlikle olabilir. Ama bir yerde bir parça mamut fosili bulduk. Yani bu buluntudur o. Çünkü şöyle diyelim, bu hani dünyada da işte 6 milyar, 6,5 milyar insan var. Ama Einstein özel bir insan. Onun gibi. Dolayısıyla her önümüze gelen taşı, her fosili jeolojik miras ilan edersek insanların yaşayacağı alan kalmaz. Ama şurası var, o tür buluntuları oradan alıp korumamız lazım gelir. Kesinlikle. Çünkü her adım attığınız yerde de mamut fosili bulunmuyor. Dolayısıyla o mamut fosillerinin de bir yerde, bunlar da müzeler olacaktır. Evet hocam. Üzücü olanı şu, burası kum çakıl ocağıydı ve çok sayıda mamut kemiği vardı. Belki diş de vardı ama ben görmedim. Bunlar dozerlerle tahrip edilip, un ufak edilip, diğer çakıllarla, kumlarla beraber kamyonlara doldurulup inşaat malzemesi olarak kullanılıyordu. Yani şimdi efendim şöyle bir şey var. Böyle bir yer jeolojik miras olmasını bir kenara bırakın. O ayrı bir husus. Çünkü o korunmak. Ama her şeyden önce bilimsel bir materyaldir. Bunun bilimsel olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmesi lazım gelir. Çünkü o her halükarda o bölge için, o canlı için ve o zaman aralığı için veriler sağlayacak. Yani kesinlikle o bir veri kaybolmuş, yazık olmuş. Evet hocam. Ali Osman hocam. Nizamettin hocam, ben tekrar teşekkür ediyorum EGÇEP adına size. Bu güzel bilgilerinizden ötürü bir saat oldu diye hayıflanmayın. Ben gerçekten zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Hani kısa sürdü
bu sunum diye düşündüm kendi adıma. O nedenle teşekkür ediyorum. Yani düzgün, kapsamlı, güzel bir sunum oldu. Benim sorum şu. Anladığım kadarıyla Türkiye'de, yani ülkemiz açısından jeolojik mirasın korunması anlamında şu an bir yapılanma söz konusu değil. Evet. Eğer yanlış anlamadıysam. Bu çerçevede Türkiye'de jeolojik miras alanlarının bir envanteri, kapsamlı bir envanteri yapıldı mı? Bir. İkincisi de bu envanterin korunması için bir örgütlenme modelinin önerilmiş olması, hükümete sunulmuş olması şimdiye kadar, hani ister AKP ister daha önceki hükümetler bağlamında söylüyorum, söz konusu oldu mu? Bunları hani belki söylediğiniz ben kaçırdım bilemiyorum ama bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim. Tabii çok memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyelim. Jeolojik miras kavramı bizim mevzuatımızın içinde yok ama bu kavramların ortaya çıkışı da çok eski değil. İşte neticede 1990'lardan itibaren bu başlangıcından itibaren, bu kavramlar ortaya çıkmasından itibaren biz Cemirko olarak bu gelişmelerin hep içinde olduk. Çünkü Cemirko olarak Güneydoğu Avrupa ülkeleri grubunun temsilcisiyiz. Hülya Hanım da orada grubun içinde. Gelişmelerden yakından haberdarız. Bu mazur görülebilir, yani kamu kurumları açısından, o bakımdan söylüyorum, ama buna karşılık biz bu kurumların ayağına giderek, kurumlarına giderek üniversitelerde, değişik ortamlarda bu ihtiyacı dile getiriyoruz. Onlarca makaleler oluşuyor. Sürekli Türkiye Jeoloji Kurultaylarında ve diğer bilimsel platformlarda bunları anlatıyoruz. Jeolojik miras çatı listesinin MTA dergisinde 2015'te yayınlanması sağlandı. Haberdar olmamaları, haberdar olmak istemediklerinden kaynaklanıyor olabilir. Ne diye? Çünkü bizim elimizden daha fazlası gelmiyor ve onlara gerçekten bunlar sunulmuş vaziyette. Envanter de, yaptığımız envanter şöyle envanter oluşuyor. Cemirko'nun bir formu var. Bu form bilgilerini üyeler dolduruyor. O doldurduktan sonra gerekli neden jeolojik miras olduğunu da yapıyor. 10 kategorinin içerisinde 3'er kişilik ayrı uzmanlar grubumuz var. O bilimsel olarak onların, çünkü her bir alanlar farklı. O alanlardaki kişiler bu çalışmaları ve bu öneriyi inceliyor. Bir kısmını ihtiyaç duyarsa yerine gidiyor. Şu anda o 820 kadar öneriden 400 kadarı envanterimizde, evet bunlar jeolojik mirastır diye onaylandı. Ama diğer o kadarı da şeyler halinde, öneriler halinde duruyor. Uzman incelemesi, yerinde inceleme kısmı, yani takdir edersiniz ki zor bir şey. Yani bizim artık şeyimizi aşıyor, gücümüzü aşıyor. Bunun sebeple kamu kurumlarına bunları sürekli iletiyoruz. Cemirk olarak biz her yerde herkesle ve her grupla barışık bir vaziyetteyiz. Asla tartışma içerisinde değiliz, çünkü tanıtmak, kabul ettirmek, bunu yaygınlaştırmak bizim dernek olarak hedefimiz. Bu sebeple UNESCO ile müştereken çalışıyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası'yla beraber çalışıyoruz. Üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Üyelerimiz de zaten böyle. Türkiye'deki yer bilimci çalıştıran kurumlarla yakın temas halindeyiz. Ama yine de Türkiye'de şöyle bir husus var. Bu bilhassa sit alanı kavramından geliyor.
Ama bilhassa bu kültürel sitlerden, evlerden, ama burası tarihi yerdir. Ev tescil edildiği zaman insanlar artık orayı kullanamaz hale geliyorlar. Hatta şöyle bir şey oldu. İlk şeyler Kula Jeoparkı oluşurken bize çağırdılar. Siz burayı jeopark olarak öneriyorsunuz. Ey Cemirko, sizi döveceğiz. Çünkü burası tescil edilirse, sit alanı olursa vatandaş buradan kullanamaz, hayvanını otlatamaz vesaire diye şikayetleri vardı. Ama anlattık ki ondan sonra ikna oldular ve Kula Jeoparkı zaman içerisinde gelişti. Demek istediğim biraz da sit ve sit alanı kelimesinden korku da veya tescil alan korkusu da insanları uzaklaştırıyor. Lafı uzattım ama şunu söylemek isterim. Şu anda aynı sıkıntıyı milli parklar yaşıyor. Milli parklar bölgesinde kalan kişi elma bahçesini budamak için milli park alanında kalan milli park müdürlüğünden izin almak zorunda. Vatandaş da o da bir yetki kullanan birisi. Ya ben kendi bağımın bakımı için müdürden izin alacağım. Ama kanun böyle diyor. Dolayısıyla milli parkların sınırları daraltıldığı yerlerde halk bayram ediyor. Bir milli park alerjisi doğmuş. Bu da milli parkları iyi yönetemediğimizin işaretidir. Bu sebeple yani aynı sebepten olsa gerek tescilli alanlara karşı vatandaşın bir şeyi var. Çekincesi, bir rezervi. Yardımcı olmak yerine karşı duruyor. Onların bu karşı duruşunu bilen kamu kurumları da yeni mevzuat yaratmak istemiyorlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burhan Bey. Birhan. Yani buyurun, sorunuz var galiba. Acaba sesim geliyor mu? Merhabalar. Şimdi geliyor. Ha, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nizamettin Hocam merhabalar. Ben 950 Üniversitesi son sınıf öğrencisi Birhan Aydın. Aynı zamanda jeoloji topluluğunda başkanıyım. Şimdi ben şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Bu arada sunumunuz için sizden çok teşekkür ederim. Daha da detaylandırıldı Saldı Gölü'nün değeri ve içerdiği jeoloji. Şimdi hocam ben kulüp olarak konuşmak istiyorum. Kulüplere, ben bazı fuarlara katıldım bu sene içerisinde, daha Covid çıkmadan önce. Ve bu fuarlarda mesela başka bölümlerin kulüpleri de vardı, başka mühendisliklerin. Ve öyle bir okul tarafından, gerek bazı firmalar tarafından öyle bir geliştirilmiş kulüpler ki bunlar. Hani çok fazla kolları uzanıyor ve popülerler aynı zamanda. Ama tabii ki de bizim hocalarımız destek veriyor kulüplere, ama bence kulüplere, jeoloji kulüplerine yatırım yapılması lazım olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda odanın ve oda da zaten destek veriyorum. Odanın ve hocaların özellikle maddi manevi, yani tam destek vermesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu da nereden geleceğim? Jeoparkları popülerliğini, bu konunun, bu sektörün popülerliğini tanınmasını arttırmak için, bilinmesini arttırmak için de zaten temelde kulüpler yattığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilere hitap eden şey kulüpler, mühendislere. Ve gerek liselerde dolaşıyoruz, liselerde hitap ediyoruz. Hani bu nasıl bir süreçten geçebilir? Bu popülerliğini artmak için kulüplerde nasıl yapabiliriz? Mesela çok etkinlik planlarımız vardı. Kula'ya da gidecektik. Hülya Hoca'nın desteği sağ olsun. Ama bu iptal oldu tabii Covid'den dolayı. Popülerliğini kazandıramadık tekrardan. Birçok öğrenci gelecekti, ayarlamıştık. Kulüplere olan desteğin büyümesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle haklısınız. Ben kulüpler konusunda jeoloji bölümünde jeoloji kulübü olmaz. Bir daha önce sonra söyleyeyim. Çünkü zaten bölümüm en üstünde, bunun en üst düzeyde etkinliğini yapıyorum. Dolayısıyla sizin o buradaki kulübün adı mesela jeolojik miras kulübü olabilirdi.
JeoGenç aslında. JeoGenç ve JeoT diye geçiyor. Jeoloji topluluğu odaya bağlı. Yani şimdi dolayısıyla jeoloji bölümünde jeoloji kulübü, yani profesyonel yapılan bir işin yanında amatör bir grubun varlığı çok şey değil, ama sizin bu etkinliğinizi takdir ediyorum. Jeoloji bölümleri, ben de bir jeoloji bölümündeyim. Yani neticede burada ne kadar desteklendiğini biliyorum. Hı hı. Öğrencileri memnun etme işte kadar destekleniyor. Gerçekten jeolojik miras konusunda veya buna benzer konularda çaba göstersinler, bilgi üretsinler diye desteklenmiyor. Şu anda bizim belki jeolojik miras ve doğa koruma konusunda asıl sorunumuz öncelikle yer bilimcilerin harekete geçmesidir. Diyelim ki Ege Çevre Platformu'nda kültürle uğraşan, hukukçu, avukat olan birisinin ilgilenmesinden önce yer bilimci olanların, sizin bölümde ne kadar ilgilenildiğini ben biliyorum yakından veya başka bölümlerde, öncelikle bizim bütün insanlarımızda bir doğa merakı, doğa koruma merakını geliştirmemiz lazım. Buna da şeyden başlamamız lazım tabii. İlk zamanda. Hocalardan başlamamız lazım. Ki hocalar öğrencilere bunu empoze etsin. Şimdi tersine gençler, öğrenciler hocalarına empoze ediyor böyle bir vaziyette. Ama şurası bir husus. Türkiye'nin jeolojik zenginliği insanlara iş de çıkarır, hobi de çıkarır, meslek de çıkarır. Yeter ki klasiğin bilinenlerin ötesinde bir çabalar geliştirelim. Tebrik ediyorum. Siz devam edin yani bu konuya. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Saygılar. Başka soru olan arkadaşımız var mı acaba? Şimdi hocam jeolojik miras doğa korumanın en önemli argümanlarından birisi olabilir. Bunun bilincine varmak gerekiyor. Biz EGÇEP olarak, EGÇEP'in bilim kurulu ve kültür kurulları olarak bu konuyu sanırım kendi içimizde ilgileyip belki daha gelişmiş etkinlikler yapmayı düşünebiliriz. Bu konularda Hülya Hocam'a size ihtiyacımız olabilir. Sizleri de aramızda görmekten de mutlu oluruz ayrıca. Ben çok teşekkür ediyorum EGÇEP adına. Dilerim bundan sonraki toplantımız yüz yüze toplantı olur. Böyle sanal bir toplantı olmaz. Ve bizleri daha mutlu edersiniz o zaman. Şimdi arkadaşlardan kameralarını açmalarını rica edeceğim. Bir ekran alıntısı yapacağız. Kameralarınızı açar mısınız arkadaşlar? Evet, bir iki arkadaşımız kaldı. Gerçek Bey. Erhan Bey. Hakkı Bey, karanlıktasınız. Bu davetiniz için ben de teşekkür ediyorum. Değişik bir platform. Ege bölgesi tabii kültürün yaygın olduğu yer olmakla beraber doğanın da son derece zengin olduğu bir bölgemiz. Burada Türkiye'nin büyük nehirlerinden, göllerinden, dağlarından, Türkiye'nin en eski kayalarından söz etmek mümkün. Bafa Gölü kendine has bir güzellik, ihmal edilmiş bir yerlerden bir tanesi.
size düşen veya daha doğrusu sizden gelişmesini arzu ettiğimiz bir husus, göreceli eğitimli ülkemizin eğitimli bir kesimi olması dolayısıyla doğa koruma, jeolojik miras, jeopark, jeoturizm konularının halka daha kolay iletilebileceği yerler olması dolayısıyla Ege bölgesi uygulama alanlarımız olabilir. Burada geliştirilecek küçük projeler Türkiye'nin başka bölgeleri içinde örnek teşkil edebilir. Bizim de buralarda bir hayli kendi mesleki araştırmalarımız var çok sayıda. Mesela ben Büyük Menderes Nehri ta ki işte Afyon'dan İzmir'e kadar olan kesimlerde çok çalışmalarımız var. Kıyılarda çalışmalarımız var. Yakından bildiğimiz yerler. Onun için bu sözlerim bir bilgiye dayanıyor. Sizin gibi platformlar halkla yakından temas ederek, yerel yönetimlerle temas ederek bazı uygulamalara, jeoturizm uygulamalarına öncülük edebilir. Bu ülkenin yararına olur diye düşünüyorum. Ne zaman ve nasıl bir işbirliği arzu edilirse kendi adıma ve Jeolojik Miras Koruma Derneği adına seve seve katkıda bulunacağımızı da belirtmek isterim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam.